Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21. haftada pazar günü oynanan Ahmetspor Sarıyer maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Çok yoğun bir gün. 2. Evet. Lig, 1. Lig, Süper Lig. Biraz biz de bugün birbirimize girdik yani şey olarak. Hani Furkan'la birbirimize girmedik, yanlış anlaşılmasın. Aynen. Maçlar birbirine girdi. Arada maçları izliyoruz işte, programlar yapıyoruz falan filan. Hı hı. Bir de bugün Ahmetspor maçının yayınında maalesef ciddi problemler oldu. Güç bela. Aynen. Bir izliyoruz, bir takılıyor, bir gidiyor, bir geliyor. Geçen hafta dedi Karkas Medya hiç zaten yayın olmadı. Rezalet bir şey oldu. Zaten biz hep dedik geçen hafta Karkas Medya aracılığıyla bu maç yayınlansın. Ya elinizde maçı iyi yayınlayan bir tane kuruluş var. Ne oldu belli olmayan, yayını nasıl olacağı belli olmayan yani. Maalesef. O anlamda söylüyorum. Bir de bu hazırlık maçı olsa deneme yayını yap. Tabii. Bu resmi maç o bir de. O kadar insan kendisini bu maça ayarladı gününü. Tabii. Ama maçın yayını yok. Maalesef. Ya ben yine söylüyorum. Kardeşim bu işi yapmaya hazırlanıyorsanız yapacaksınız. Diyorlar ki işte çok yoğun bir yüklenme olduğu için web site çöktü. Zaten 5 kişi mi bağlanacak girecekti siteye? Öyle mi bekliyordunuz? Canım, tabii ki doğru. Milyonlarca insan bağlanacak. Ahmetspor'un yurt dışında taraftarı var. Gurbet'te birçok taraftar var. Tabii, normal tabii. Türkiye'de birçok taraftar var. Dünyanın her yerinden var. O yüzden rezalet bir yayın oldu. Yani yayın böyle olmadı daha doğru söyleseydim. Herkes mağdur oldu. Ben yine söylüyorum. Ya Ahmetspor'un Karkas Medya aracılığıyla kendi YouTube sayfasından yayınlansın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Filbox'tan daha kötü yayın oldu. Evet, bak Filbox kötü diyorduk. Filbox'tan daha kötü oldu. Bu kadar basit. Bu yayın Kemal Sunal'ın filmi gibi oldu. Eski ayı arar olmuşik diyor. Aynen. Biz de eski yayını arar olduk. Güç bela. Yani artık işte olanları konuşacağız burada Furkan'la. Ahmetspor önemli bir galibiyet aldı. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kesinlikle. Net bir şekilde. Kastamonu'nun yenildiği haftada Kastamonuspor'un. Iğdır maçını kazandı Ahmetspor'un direkt rakiplerinden. Hı hı. Menemen FK ve 24 Erzincan Spor da hata yapmadılar. Kırmızı grupta tek hata yapan takım Kastamonuspor olmuş oldu. Onu da zaten bekliyorduk. İkinci evet. devrenin başında ben bir söz söyledim. Kastamonuspor'un yaptığı transferleri ben beğenmedim. Doğru. Bana göre yanlış yaptı. O yüzden 7 puanlık farkın eriyeceğini söylemiştim. 2 haftada 2 mağlubiyet aldı Kastamonuspor ve Iğdır'la 1 puan. Ahmetspor'a da 3 puana düşmüş oldu puan farkı. Birer maç iki takımda evet. da tek maça düştü. Bir klasik hatırlatmaları yapayım hemen. Aynen. Ardından 11'leri sayayım. Tabii. Sonra seninle beraber maçın sonucunu konuşmaya başlayalım. Olayları, atraksiyonları. Hı-hı. Yeni gelen oyuncular var ama sporda onları konuşuruz. Evet. Yeni biz gelen zaten şeyi yorumladık. Mert'i yorumladık. Çektar yorumlayacağız. Biz çarşamba çünkü buradan gittik. Evet. Yolda Çektar açıklandı, onu söyleyelim. Aynen. Hepsini konuşacağız. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayın ve bizi golvar.com'dan takip edin. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ardından da kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimiz var. Bunu biliyoruz. Aynen. Onlardan ricamız lütfen abone olun. Bir de bizim için beğeni yapmanız çok değerli ve önemli. Beğeni yapmayı da unutmayın. Etkileşim hı-hı. alabilmemiz için. Evet. Yoğun son bir olarak destek da, bekliyoruz. Aynen rica ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı da takip edin. Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını. Orada özellikle Furkan'ın son dönemde verdiği özel transfer haberleri var. Kimden aldığını hani herkes böyle takip ediyor ama izini bulamıyorlar. O haberleri takip etmek istiyorsanız özellikle Twitter ve Instagram. Çünkü Facebook'ta haber paylaşmıyoruz. Aynen. Biliyor zaten hani bizi takip eden izleyicilerimiz de. Oralardan da bizi takip alın diyelim. Başka ekleme yapacağım bir şey yok. Senin var mı? Ben de izleyen herkesten rica ediyorum. Lütfen herkes beğeni yapmayı unutmasın. Beğeniler az kalıyor. Tabii, aynen. Ahmetspor da maçı kazandı. O yüzden tüm Ahmetspor taraftarlarından yoğun bir beğeni ve özellikle yorumlarını, yeni transferlerin performansıyla ilgili yorumlarını, görüşlerini videonun altına bekliyoruz. Özellikle moralliyken Ahmetspor taraftarları. Yoğun bir destek bekliyoruz onlardan bu videomuza. Maça giriş yapalım. 11'leri bir sayayım. Sen 11'leri say, ardından maça giriş yapacağız. Tamam. Tek tek değerlendireceğiz. Ahmetspor klasikleşen savunma hattıyla başladı maça, kalecisiyle dahil. Aykut'lan Mesut Hoca bugün başladı 11'de. Savunmada da her zaman olduğu gibi sağda Alaaddin Batuhan Tur. Sol bekte yeni kaptan Onur Karakabak. Onur kaptanlığa geldi biliyorsun. İki stoperde de bugün yine stoper hattında Veli ile Uğur Adem oynadı her zaman olduğu gibi. Hoca kanatlarda kontenjan hakkını kanattan yana kullandı. Taner'le başladı.
Sol tarafta da yeni transfer Mert Çapar bugün ilk 11'de başladı. Orta üçlüde de 6-8'de Abdullah Dijlan Aydın ve Oktay Aydın. 10 numarada da Çekler'i izledik. Berk İsmail'in de grip olmasından dolayı yedek başladığını sen söyledin bana maçtan önce. Ben bilmiyordum. Ondan dolayı da Berk yedek başladı bugün ve Ahmet Dereli'yi Mesut Hoca ilk 11'de kullandı. Herhalde Berk 90 dakika oynayacak durumda değildi yüksek ihtimal zannedersem. Sen de zaten onu belirttin maçtan önce. Bana söyledin, ben bilmiyordum çünkü. İstanbul ekibi Sarıyer'de, konuk ekipte kalede yeni transferi Özkan'la başladı. Özkan ilk defa Sarıyer formasını sırtına geçirdi. Onu söyleyelim bu sene. O da yeni geldi. Trabzon'dan geldi. 1461 Aynen Trabzon. Aynen öyle. Trabzon'dan geldi. Stoper hattında İlker Hoca, Sedat Dursun ve Barış da başladı bugün. İki stoperde. Savunmada Tarık Çamdal yine oynadı bekte. Ali Dere ile beraber. Hı hı. Ali Göztepe'de bekte oynuyordu biliyorsun. Burada ilk maç açıkta oynamıştı. Yeniden bek oynadı. Hani eski mevkisine geri dönmüş oldu ikinci maçında. Yeni transferlerden Uğurcan ve Taha Dönmez'i izledik açıklarda Sarıyer'de. Ortada, orta üçlüde Hakan Özmert, genç Atakan Müjde ve Cuma Menize. En uçta da yılların eskitemediği emektar golcü Umut Bulut'la başladı İlker Hoca. Uh-huh. Nasıl bir maç oldu sence? Bir de Sayın Başkan Aziz Elaldın'ın maçtan önce bir paylaşımı oldu, gördün mü? Tribünlerimiz boş dedi başkan. Evet. Maalesef boş hani diye paylaşımı oldu. Valla ben oldu. De söyleyeceğim. Mesela ben maç öncesinde dedim ki kale arkaları açılsın, taraftarlar full çeksin. Kale arkaları da hiç kimse yok. Kapalıydı zaten. Acaba taraftarların bir kızgınlığı, bir kırgınlığı mı var? Vallahi zaten tamam, geçen hafta beraber kalındı. Ben bu transferlerden sonra geleceklerini düşünüyordum yoğun bir şekilde ama gelmedi. Bak puan farkı düştü. Puanlar kaybedilse de gelsinler. Ben hep söylüyorum. Ya mesela Avrupa'da izliyoruz. Takımlar çok kötü durumdayken full çekiyorlar. Ama orada farklı bakıyorlar. İşte bizde de farklı, artık bakış açısı değişsin bak, yani. Bak orada adamlar küme düşüyor. Hani takımı alkışlıyorlar. Öyle bizde takım küme düşünce futbolcuları dövmeye inenler bile oluyor. Aynen. Ya bizim zihni onlar eğlence olarak görüyor. Kültür var, bir kültür var. Bizde aynen. Bizde de yani Amespor taraftarı mesela diyor ya, biz farklıyız diye. Ya onlar da, ben hep söylüyorum. Devam etsinler desteğe. Bak 3 puana düştü puan farkı. Bir maç. Ve ben bunu ikinci devrenin ilk başında söyledim. Bu puan farkı eriyecek. Nasıl Amespor'un çok transfer yapması gerektiğini, Mesut Bakkal hocanın yanlış bir tercih olduğunu söylediysem, orada da Kastamonuspor için söyledim. Transferler yanlış yapıldı Kastamonuspor'da. Bunu ben söyledim. Hiç başka söylen olmadı. Yani belki diyenler olmuştur. Bilmiyorum. İzlemiyorum kimseyi ama ya Kastamonuspor tarafı bile çok umutluydu kendiler açısından. Tabii, İşte tabii. Biz 5 tane transfer yaptık. Doğru hamleler yaptık. Bu farkı koruyup şampiyon olmak için hamleler yaptık. Hatta kaybedilen Etimesgut maçından sonra başkanların da açıklaması oldu. Geçen haftaki 1-0. Aynen. Dedi ki işte Doğru. Biz kaybedebiliriz. Kaybederken de yenerken de birlik olacağız. Ama yapılan yanlışlar var. Bunu çok söyledim. Bugün de kaybettiler ve puan farkı bir maça düştü. Ve bu hafta da Iğdır Erzincan maçı var mesela, hani haftaya. Cumartesi günü. Doğru. Şimdi onun dışında Kastamonu'nun maçı da şeyle. Fethiye ile. Ya kolay maç yok bu ligde. Fethiye can derdinde. Ya kolay maç Tabii. yok yani, onu söyleyeyim. O yüzden Amespor taraftarlarına hep söylüyorum. Takımlarına destek vermeye devam etsinler. Şimdi bu puan farkı 3'e düştü ya. Hafta arası tekrardan bir transfer taarruzu olabilir yönetimde. Bu ligde bir tane kolay maç var. Uşak maçı. Bu grupta. Yani tüm takımlar için geçerli. Aynen bu. Öyle. Uşak maçı da şimdi Denizli'de vardı bence. Ne yapıp edip yenecektin o maçı. Doğru, haklısın. Tabii. Onu bak çok arayam et. Bak kazansaydın bir puan var. Evet. Bak bir puan. Doğru. Arayacaksın işte bunları. Bir de Amespor iyi bir fikstürle başladı rakiplerin oranla. Çünkü Amespor'un ilk maçları, Furkan bunu hep diyordu, zayıf. Sonradan hep söylüyoruz. Maç temposu artıyor tarzında. Aynen. Güç anlamında. Hani Amespor'un bunları iyi kullanıp boks maçı gibi düşünürsek son roundda bak, biz herkese uyarıyoruz. Rakipleri. Herkesin eksiklerini, Tabii. yanlışlarını, artılarını da konuşuyoruz. Hep de diyoruz herkese. Tabii canım. Bizim tüm programlarımızı izleyin. Bak Kastamonu ile Ahmet için iki tane şey söyledim. Yani ikisi için birer tane şey söyledim. Toplamda iki şey. Ne dedim? Kastamonu için daha doğrusu iki tane şey söyledim. Transferler yeterli değil. Ve Kastamonuspor ilk 7 hafta çok sert fikstürle başlıyor. Tam tersinden de Amespor ilk 7 hafta güzel bir fikstürle başlıyor. Amespor'un bu farkı indirme ihtimali var. Zaten Kastamonuspor'un yer alacağını düşünüyordum ve düştü puan zaten farkı. Zaten kusursuz bir takım da yok. Şimdi Amespor'un şunu yapması lazım. Transferlere devam etmesi lazım. Kaliteli. Çünkü Amespor'un kolay başlayan fikstüründen sonra da zorlu bir fikstürü var. Kesinlikle. Bak hem bunu göz önüne alsınlar. Hem direkt çıkma anlamında çıkamazsak playoff'a kalma ihtimalini göz önüne alıp bunu yapsınlar. Hamleleri yapsınlar. Ne yapıp edip bu sene çıkmalar lazım. Ya direkt ya playoff'tan.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Kastamonu Spor fırsatını kullanamadı çünkü bana göre. Ya bir de şimdi iki şey diyeceğim ben. Öncelikle şunu diyeyim. Ya zaten kusursuz bir takım yok. Her takımın belli iş. Mesela Iğdır'ı ben çıkacak diyorum. Iğdır'ı. Ama Tahir Babaoğlu'ndan başka forvet yok şu anda mesela. Aynen. Ya kusursuz takım yok. Burada hem hocalar maharetini gösterecek hem de taraftarlar da tabii ki işin içine girecek. Takımlarına destekleme anlamında ve hakem hataları da belirleyecek. Çünkü burada var da yok biliyoruz hani alt ligde, ikinci ligde. Ya burada türlü türlü faktörler, etkenler var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir de ama şöyle bir şey de olabilir mi? Ya şimdi Ahmet Spor ne zaman stadını doldursa hani o hedef maç olarak belirlenen maçlarda bugüne kadar hep kötü sonuçlar aldığı için. Urfa'yı yendi geçen sene. Orada hata yapmadı ama Çorum'a kaybetti. Doğru. Ya bu sene de oldu. Kastamonu maçı yenildi. Hem de öndeyken yenildi. Full tribünler. Fethiye maçında iyi bir doluluk vardı. 1-1 bitti. Acaba taraftarlarda da bir psikolojik bir bunalım mı var? Ya psikolojik bunalım deme nedenim şu. Hani biz gidiyoruz, stadı dolduruyoruz. Orada bir olumsuz sonuç oluyor. Ya futbolda bu var ama. Ya bir totem mi yapıyorlar atıyorum? Ya da yok öyle totem falan biraz, yapılmaz. Yani ihtimal vermiyorum. Şöyle bir durum mu oldu artık taraftarlarda? Ya stad doluyor, olumlu sonuç alamıyoruz. Bir kırgınlık, bir bunalmışlık olabilir mi? Ben ondan olduğunu düşünmüyorum. Ne olabilir ben transferler peki? Ve özellikle Denizspor maçında alınan beraberlikler. Ha tamam belki de son iki transfer onların istediği Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Transferler oldu ama ben biraz da takıma umudunun olmadıklarını düşünüyorum. Bak mesela bu hafta da bu transferlerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Espor'un kadrosu hala iyi değil. Yine söylüyorum. Ben zaten bu maçı kazanacağını söyledim. Çünkü Sarıyer'de İlker Pirin Hoca'nın yaptığı hatalardan bahsettik. Bir de ben ne söyledim? 55-60'dan sonra Ahmet Spor düşüyor dedim. Sarıyer düşüyor dedim. Sarıyer oyundan aynen. Düşüyor. Sedat Dursun'u söyledim. Barış'ı söyledim. Ve bu oyuncuların yaptığı hataları söyledim. İlk yarıda gördük. Hakemin vermediği penaltı pozisyonu var. Ahmet Deli laf edersin. Kucağı aldı. Oyuncu götürüyor. Doğru. Hakem kırmızı kart vermiyor. Penaltı vermiyor. Doğru. Veya oyuncuya kart vermiyor. Onun dışında yine verilmeyen iki tane penaltı pozisyonu var Ahmet Spor'un. Toplamda 3 tane penaltısı verilmedi Ahmet Spor'un çok bu maçta. Çok net penaltılar. Net penaltılar ve şöyle bir nokta var. İşte 60'tan sonra oyundan düşüyor dedik ya. Çullanması lazım dedik. Bak mesela hoca Berke aldı ama Ahmet Deli niye çıkıyor? Tamam Ahmet Deli kötü oynadı gene bugün. Çok kötü. Zaten bir şey yapmayacağını doğru. Ve bir şey beklemediğimizi biz de söylüyoruz. Ama senin elinde forvetin varken ve maç berabere gidiyorken sen gol atma gerekiyor diyorsan çift forvette sonuna kadar oynayacaksın kardeşim. Ahmet Deli ile de olmuyor ya. Olmuyor da mecbur oynayacaksın. Adamın yok. Ya, şimdi sana örnek veririm. Çok kötü oynar. Olur. Affedersin ayağına çarpar, beline çarpar, kafasına çarpar. Girer 2-1 olur maçı kazanırsın. Tabii. O zaman da zaten deriz. Ahmet Deli gol attı ama şansı attı. Zaten olmuyor adam alın deriz. Tabii. Ama sen almıyorsun. Almamışsın. O yüzden mecbur sonuna kadar Ahmet Deli ve Berk İsmail eğer maç berabere ise veya Ahmet Spor gerideyse bu oyuncuların yan yana sonuna kadar oynaması lazım. Şimdi örnek veriyorum sana. Bu maç 60'ta hoca çıkardı Ahmet'i, Berk'i aldı. 2-1 olmasaydı, 1-1 bitseydi sen konuşacağımız nokta hemen yine belliydi. Hocam niye o oyunu çiftlemedin? Ben kazanırken de yanlışları görüyorum. Ben her zaman o taraftayım. Her zaman kazanırken de, olumlu olurken de yanlış noktayı göreceğim. Biz mesela ilk devrede Ahmet Spor'a giderken hep ne söyledik? Bakın aldanmayın dedik. Kolay fikstüre gidiyorsunuz. Serdar Bozkurt yine yapamaz dedik. Bak iyi giderken söylemişim ben bunu. Niye? Evet. Çünkü ben bir şeyleri görüyorum. Taraftarlar duygusal bakarlar genelde. Tabii her takımın taraftarı. Her takımın taraftarı öyle anladın mı? Bak her takımın taraftarı. Bizim ülkemizde çoğu öyle aynen. Zaten. Hani aynen. O yüzden biz her zaman bu noktadan bakıyoruz. Mesela hocanın şunu yapması da yanlıştı. Mesela neyi? İkinci yarıda Yılmaz Al değil ki de. Niye tek tek iki tane değişti ayrı ayrı dakikada yaptı? Yine o kotayı doldurma noktasına gidiyordu anladın mı? 3 tane üç aynı dakikada zamanda değişiklik tabii. Yapabildi. Doğru. Mesela Sarıyer'de hemen başında aldı İlker Pirhan işte. Bence İlker O da şöyle yaptı. İkinci yarının başında niye bunu yaptı anlamadım. Ben İlker Hoca'nın 3 değişiklik yapmasını mantıklı bulmuyorum kendi adıma ama sen ne düşünüyorsun? Ben de ikinci yarının başında yapmasını mantıklı bulmuyorum. Bir de Taha Dönmez neden çıktı? Doğru. Yani, bir sakatlık mı oldu? Kendini iyi mi hissetmedi? Hani maçta bir darbe almadı. Eğer Taha hocam beni çıkar hani ben kendimi kötü hissediyorum demediyse ben yanlış olarak aynen görüyorum. Ben de sana katılıyorum. Hani yoksa hani dediyse hocam ben iyi değilim hani darbe aldım hani kendimi hissetmiyorum eyvallah ama çünkü Umut Bulut'la Taha'dan başka Sarıyer'de skor yapan oyuncu yok. Evet.
Hani, takımın deve dişi oyuncuları bunlar. Kesinlikle. Ki Taha Dönmez de kendi yerinde oynamıyor Umut'tan dolayı. Sol açıkta oynuyor. Adam forvet oyuncusu. Aynen öyle. Golü de zaten yine Umut Bulut attı. Zaten Umut Bulut'un maşallahı var. Yani şu oldu. Açıdan. Umut Bulut'un zaten çok ilginç ve bir kariyeri var. Ya Real Madrid'e de gol attı. Juventus'a da gol attı. Ahmet Spor'a da gol attı. Hı hı. Birinci Lig'de de goller attı. Trendyol Birinci Lig'de. Trabzon'da Şampiyonlar da atıyordu. Ligi'nde de attı. Aynen. Dedim ya Real Madrid'de attı. Ya Buffon'a da gol attı. Hani Real Martin o zaman kalecisi kimdi özür diliyorum hani hatırlamıyorum. Diego Lopez. Ha, olabilir doğru. Casillas'ta sıkıntısı vardı Mourinho'nun. Lopez oynamış olabilir. Ya Umut Bulut ilginç bir oyuncu. Şu açıdan hiçbir zaman hakkı verilmeyen. Çünkü niye? Medyatik bir futbolcu değil. Hep işini yapar. Geri planda durur. Hani Umut Bulut. Kimsenin böyle övmediği bir oyuncudur. Ama bak Umut Bulut Sarıyer'de takım iyi bir takım da değil. Baktın öyle çok iyi bir takım. Şu zorlu grupta gene çift tane atacak. Umut Bulut kaç yaşında? 40 değil mi? Umut Bulut 39 yaşında. 40 diyelim yani işte. Daha aynen. 39'u pardon 40 yaşında. Gene atıyor. Atar. Onun yaşındakilerin torunlu oluyor neredeyse aynen. Yani. Biz bazı oyuncular için diyoruz ya yaş önemli değil. Oyuncu her türlü atıyor. Helal olsun. Bazı İyi öyle bir oyuncular var. Burada da aynı şekilde Umut Bulut yine skor Umut yaptı. Umut Bulut'u Ahmet Spor'a getirsek iş yapmaz mı mesela? Yapar her ben türlü. Direkt ben sana doğru derdim. Ahmet Delle mi Umut mu dersen 40 kere... Umut Bulut derdim. Çok iyi profesyonel. Hatta 40 x 40 1600 derdim. Yani adam yani. Çok iyi profesyonel. Helal olsun. İşinde gücünde hala. Yani Umut Bulut'un paraya mı ihtiyacı var? Futbolu sevdiği için oynuyor. Herhalde. Zaten ne kulüpler Tulus'a falan gitti. Yani nerelerde oynadı. Hı hı. Hani özellikle tebrik etmek lazım. Ahmet Spor'da yeni oyuncuları nasıl buldun? Çekdar zaten eski oyuncusuydu. Geri geldi. Mert Çapar geldi. Bir de Mert gelmişti Şanlıurfa Spor'dan. Ben iki oyuncunun da bu maçta bir can getirdiklerini, kan getirdiklerini düşünüyorum. Sen ne dersin? Şimdi Çekdar 2 gol bir asist yaptı. Güzel bir başlangıçla maça başladı. İlk golde de... Çekdar 1 gol 2 asist. Yok 2 asist 1 gol. Sen 2 gol 1 asist dedin ya. Evet, o zaman golü Veli attı o aynen, yüzden. Aynen tamam o zaman yanlış söyledim. 2 asist 1 gol diyecektim aynen. Zaten. Yanlış söyledim demek ki. Tam tersi söyledim. İyi başladı. İlk golün asistinde de Çekdar'a pası Mert verdi. Çekdar ortalayıp Veli golü attı. Çekdar zaten geçen sene transfer olduğu zamanda da ben doğru transfer dedim. Yine doğru transfer diyorum. İyi bir oyuncu katkı verir ama Çekdar'ın yanına yani kanatlara ileriye Çekdar'ın da üzerinde iyi oyuncular lazım. Yani Çekdar tek başına maçı çözecek, maçı sürükleyecek bir oyuncu değil. Bunları yapar ama Çekdar hani sürekli bunu yapacak bir oyuncu değil. Kaliteli görevini yapar, koşar, adam kovalar. Geriye de çok gelen bir oyuncu çünkü Çekdar. O yüzden evet, bir de aidiyet duygusu da var ama Espor'u zaten. Geçen sene de buradaydı ve takımın taraftarlarının fazlasıyla istediği bir oyuncuydu. Zaten Çekdar geçen sene dikkat et. Kaybedilen yani elenilen Erzincan Spor maçından sonra sahada çöküp kalan tek oyunculardan birisiydi yani. Çekdar da geçen sene çok oynatılmadı ya. Ne düşünüyorsun? Hatırlamıyor musun geçen hafta yaptığım yorum? Geçen sezon yaptığım yorumları. Ahmet Yıldırım oyuncuyu bitirdi oynatmıyordu. Çorum maçında 1-0 olmuş geriye düşmüşsün. Hatta 2-0'dı galiba. İçerideki maç. Ondan sonra oyunu alıyorsun sen oyuncuyu. Ne bekliyorsun oyuncudan? Yani ne bekliyorsun oyuncudan? Bülent Hoca da Erzincan maçında Çekdar'ı yedek bıraktı. Evet. Son maçtı. Sezonun son maçıydı o maç Ahmet Spor için. Aynen. Elenmişti. Ya şimdi ilk başladığın hoca da önemli. Oynatmaz adamın maç ritmi kaybolur. Gelen hoca da koyamaz yani anladın mı? Orada onu bitiren nokta Ahmet Yıldırım oldu. Ya bu kadar geri planda kalacak bir oyuncu muydu değil. Yani? Aynen değildi. Ya geçen sene... Yönetim mesela bize sormuştu Çekdar'ı nasıl olur transfer. Ben dedim ki çok iyi transfer olur. Aldılar direkt. Sordular yani bizim görüşümüzü alıyordu. Geçen seneki yönetimde konuşuyorduk Selahattin çünkü. Selahattin Başkan, aynen. Sayın Başkan. Çekdar iyi bir oyuncu. Geçen sene geldi ama Ahmet Yıldırım kullanamadı kardeşim. Ya bir de şimdi şöyle Çekdar iyi oyuncu. Bir de bu sene Giresunspor'da oynayarak geldi. Ritimli yani. O önemli. Hazır geldi. Kötü bir takımdan geldi şu açıdan. Hani Giresunspor çok zayıf durumda bu sene maalesef. Bir de Çekdar şimdi... Kendi mevkisi dışında her yerde oynadı Giresun'da. Forvet oynadı, sağ kanat oynadı. Aynen. Hani biraz kendi yerini unutmuş olabilir mi demiyorum da. Hani pratik vardır ya. Bir de şimdi kendinden daha düşük oyuncularla oynayınca senin de bir şevkin kırılır. Giresun Spor'da Çekdar'ın durumu böyleydi. Sen sanki şunu demek istiyorsun. Ben az önce onu anladım. Yanlış anlamış da olabilirim ama. Sanki sen Çekdar'ın dilinden anlayan oyuncular almalı diyorsun Ahmet Spor. Tabii ki. Mesela şimdi bak en güzel örneği vereyim sana. Ah işte Gökhan Alsan olsaydı bak arkalı önlü. Gökhan Alsan, Çekdar, Ahmet Mert. Spor'da ilk devre 10 numara yoktu zaten. Düşün. Çekdar geldi. Şimdi Gökhan arkasında öyle tecrübeli bir oyuncu toparlayan hatta bir de skor yapan bir oyuncunun olması nasıl olurdu? Şimdi Çekdar'ın yanında öyle bir oyuncu kalmadı. Gerisinde yok. Bu seviyeleri bilen, bu maçların stresini, havasını bilen... Ve çok tecrübeli bir oyuncu kalmadı.
Serkan Odabaşoğlu var. Evet ama Gökhan gibi yeterli değil o kadar. Serkan'ın da bugün cezası vardı, ondan yok. Evet, cezası 4 maçtı çünkü. Doğru. Herhalde bu maça beraber ya bitti ya bir maçı kaldı. Evet. Tam hatırlayamadım. Hatta buradan da direkt bakacağım. Soma Spor maçında görmüştü. Ondan sonraki 4 maçı direkt baz alacağız. Soma'dan sonra Menemen, Deniz, evet 3 bir maç kalmış. Düzce maçından sonra cezası bitecek. 4 maçtan dönüyor. Sonra tamamen takıma dönecek. Yani o yüzden Çektar için yine söylüyorum, bu takıma katkı verir ama Çektar böyle hani aşırı bir şekilde çok üst düzey değil yani. 10 üzerinden kaç sence Çektar? 10 üzerinden 7.5. Kötü değil o zaman yani. Ya kötü değil zaten. Tabii. İyi oyuncu diyorum ama hani şunu beklemesin taraftar. Altını öyle çiziyorum. İşte atıyorum 3-4 maç gol atamazsa, asist yapamazsa bir şey demesinler yani. Ya Çektar'da öyle bir nokta çok yok yani. Çektar'dan skor beklentin ne peki? Şimdi Çektar bu maçta bir gol attı değil mi? İki de asist yaptı. Hadi diyelim ki ikinci devre 17 tane maç var, sallıyorum. Normal sezondan bahsediyorum. Aynen. 17 maçta yapması gerekeni sana söyleyeyim. En az 3-4 gol atması lazım. İşte 3-4 tane diyelim ki asist yapsın. Kurtarır mı? İşte kurtar mı kurtarmaz mı noktası için kurtarmayabilir. Ama Çektar zaten yapması gereken bu kadar yapar zaten. Diğer oyuncuları beklemiyor musun? Fazla beklemesin taraftar. Çünkü kariyerinde de zaten Çektar Orhan öyle. Bak ben buradan istatistiklerini sana açayım. Çektar'ın ben kariyerinde yanlış takımlara da gittiğini düşünüyorum. Bak şimdi Çektar'ın kariyerine baktı. En çok gol attığı taraf 2020-21 sezonunda Akhisarspor'da 5 gol attı. Galatasaray U21'ini zaten saymıyorum. Tabii 13 gol atmış. O altyapı onlar. Onları sayma. Tabii. Bir 5 gol orada atmış. Geçen sezonda 3 gol atmış Amesspor'da 12 maçta. Ya Çektar'ın ben kariyerinde hep yanlış tercihler yaptığını düşünüyorum, sana söyleyeyim. Sen bunu geçen sene de söylemiştin. Bak Akhisar'da oynadığında çok kötü durumdaydı Akhisar. Küme düştü hatta. Tuzla Spor'a gitti. Tuzla Spor'da düzen yok. Bunu hep sen benden daha çok söylersin. Akhisar'a yanlış demiyorum da Tuzla Spor'u yanlış yaptı. Akhisar'a şu açıdan yanlış diyorum ben Çektar için. Gittiği sezon için mi? Takım çok çok kötü durumdaydı. Hı hı. Kendini göstermek için mantıklıydı ama... Hani bir oyuncu orada ne kadar kendini gösterebilir? Takım Akhisar'ın en kötü döneminde gitti biliyorsun. Aynen. En kötü dönem. Şu an Akhisar 3. ligde hatta. Maddi olarak batık olduğu sezonda gitti. Düştü zaten o sene Akhisar. Aynen. Biliyorsun. Seyircisiz oynanan yıl 20-21. Tuzla Spor'a gitti sonra. Tuzla'da zaten bir düzen yok. Bunu sen benden fazla söylersin. Ben hep söylüyorum. Aynen. Tuzla Spor bir tane yabancı oyuncu aldı. Kulüp açıklamadı. Bugün oyuncu gol attı. Düşün. Biz bugün 11'lere bakınca Mamba gördük transfer olduğunu. Çin'den bir oyuncu gelmiş. Hani... Ya yani öyle hani öyle şey yapan bir takım düşün yani. Şimdi Çektar yetenekli bir oyuncu ama hep yanlış takımlara gittiği için bence kendini de düşürdü. Giresunspor'a gitti. Oynayamayacağı belliydi Süper Lig'deyken biliyorsun hani. Evet. Sonra kiralandı hatta Tuzla'ya. Aynen. Mesela daha rahat yeteneklerini gösterebileceği bir yere gitseydi kendini daha net gösterebilirdi çünkü yanlış takımlara gidince oyuncular da geriliyor. Hı hı. Mesela Ahmet Spor'a gelerek doğru yaptı bence. Ahmet Spor bir futbolcu için mantıklı bir yer şu anda. Niye? Para var, imkan var takımda. Ya taraftar istiyor, var. Şehir güzel. Aynen. Hani o yüzden mantıklı bir tercih yaptı. Artık top Çektar'da. Süper Lig'de. Kendini gösterecek, göstermesi lazım. Süper Lig'deki birçok takımdan daha çok seyirci oynuyor Ahmet Spor. Yani Süper Lig stadı güzel. Dün saat 17 itibariyle satılan bilet 8200'lerdeydi. Evet doğru. Üzerine evet. Eklendi hatta 13-15 bin yakın seyirci vardı. Düşün yani bak. 15 bin evet. Diyorum yani. Doğru. İkincilikte oynuyorsun. Süper Lig'de yok o seviye şeyler. Sayılar yok yani. Bunu hep söylüyoruz. Ahmet Spor şu anda bu ligde, daha doğrusu Türkiye Profesyonel Ligi'nde en çok taraftar kitlesine sahip takımlardan birisi. Ya hatta ben sana yine söylüyorum. 4 büyüklerin arasında bile yani hepsinden aşağı kalır hiçbir yanı yok yani. Bak bu net diyorum. İkincilikte 13-15 bine oynuyor. Ya dört büyüklerden sonra Samsunspor'la Ahmetspor'a en çok taraftar oynuyor. Ben dört büyüklerden sonra demiyorum işte bak. Samsun'la yani. Ahmet'e dört büyüklerden sonra bile demiyorum. Samsunspor Trabzonspor'dan bile daha çok oynuyor şu an Samsunspor ve Ahmetspor. Derbilerde dolduruyor Trabzon. Derbiyi geç. Doğru. Genele vurdum mu? Kaç para? 12 binler, 11 binler doğru. Trabzonspor'un. Aynen. Yani takımların geçmişleri var ama taraftar kitlerine baktığımız zaman da dünyanın her yerinden taraftar var Ahmetspor'un biliyoruz. Evet. Şu anda o dört büyükler dışında iki tane takım götürüyor. Samsun, Ahmet. Evet, aynen. Adana Demirspor'da bile düşüş var biliyorsun. Onlar geçen sene bile... Ankara Gücü fena değil mesela. Göztepe'ler fena değil ama zaten ülkemizde maalesef son dönemde statlar iyi dolmuyor. Hı-hı. Yani o konuda inşallah düzelir. Dolu tribünlere oynanır. Mert Çapar'ı nasıl buldun? Mert Çapar geçen sene Şanlıurfa Spor'u şampiyon yapan 2-3 oyuncudan biriydi en başta. İlk devreyi iyi geçirmedi Urfa'da. Bence bu ayrılık... Hem Mert için hem de Urfa için iyi oldu. Bugün de bunu net gördük. Mert bence iyi bir maç çıkardı.
Çektar'la da iyi anlaştılar. Sanki daha önce oynamış gibilerdi. Hani ilk defa oynuyorlar. Çabuk uyum sağlamışlar gibi evet, gördük. Evet. Ya zaten Çektar hem burayı biliyor hem de zaten Mert Çapar'ı beraber aynı anda geldiler ya. Zaten ikisi beraber çok fazla zaman da geçirmiş olabilirler. Çok kısa süre olsa bile. Aynen. Hani bu bile olsa bir avantaj olmuştur. Bir de zaten taraftar da çok fazla Mert Çapar transferini beğendiği için Mert bile otomatikman kendini buraya çok rahat hazırlamıştır. Çok kısa bir süre hani olmasına rağmen. Mert bir de taraftarların gözünde 1-0 önde başlıyor gibi. İstenen oyuncuyu ondan. Aynen diyor. Tabii ki öyle de başlıyor. Hani şüpheyle gelmedi. Aynen şüpheyle gelmedi. Ben yine söylüyorum yönetimin acilen yine devre arası diyorum hafta arası transfer taarruzuna devam etmesi gerekiyor. Nerelere peki? Kanata lazım, forvete lazım ve bence kesinlikle bir tane alınıyorsa alınması lazım zaten. Sağ beki alternatif lazım. 3 tane mi yani? 3 tane. Kanat hangi tarafa peki? Sağ bek dedim ya. Her şey kanat sol noktasına. Sol açık sağ açık. Valla şu an acil isteyen nokta sağ açık. Mert Çapar'la ora kapandı diyorsun. Kapanma, yani kapandı tarafı demiyorum. Bir tek Mert Çapar var. Bak Taner bugün oynadı. Çok kötüydü. Çıktı oyundan hemen. Taner kontenjandan oynuyor. Şimdi diyelim ki, bak, diyelim ki Mert tamam geldi de bunun performans düşüklüğü var. Tabii. Kart cezası var. Sakatlığı Allah var. Hastalığı var. Tabii. Mert olmadığını farz edelim. Bana koysana bir oyuncu. Şimdi bana diyeceksin ki Enes Durmuş, yok, Taner, diyemem. Şener. Diyemem. Diyorsun, yani mecbur koyacaksın da. Ahmet Spor'un kanatları sıkıntılı. Ben yine söylüyorum. Ahmet Spor'un acilen iki kanat. Sağ sol. Yine söylüyorum. Çünkü sağ tarafta hiç oyuncu yok. 10 numara defteri kapandı mı Çektar'ın gerek gelişiyle? Gerek yok 10 numaraya. Aynen. Bek de hem sol bek hem sağ bek oynayabilen bir bek bulunsa çok iyi öyle olur. Bir dünyada çok tabii zor canım, zaten. Aynen. Alt dikte zaten benim dediğim yok. Çok iyimser bir şey de ben hani. Ben yine söylüyorum. Ahmet Spor'un aynen şu anda en az 5 transfer ihtiyacı var. Zaten devre arası biz dedik 6-7 lazım diye. 2 tane geldi. Evet. 5 tane gelirse 2 kanat, bir forvet 3, sağ beke alternatif 4. Bir de sol beke ilk 11 bile oynayabilecek oyuncu alınabilir. Çünkü Erkan Sasa'yı ben alternatif olarak bile koymuyorum. Bu sertliği seviye kaldırabilecek noktada değil. Onur Karakabak 11'de iyi olmuyor zaten. Eğer önüne alınabiliyorsa, alınırsa olur iyi bir alternatif olur. 11'de de iyi bir sol bek oynarsa Ahmet Spor için sol tarafında bir sıkıntısı kalmaz. Sağ beke acilen alternatif lazım. Ama Onur Karakabak kaptan oldu. Şimdi bir oyuncu alınıp onu yedeğe koyarlar mı mesela? Ya zaten ikinci kaptandı ama birinci kaptanlığa geldi. O yüzden. Peki. Sen bu taraftan bakıyorsun hep ama o taraflar öyle olmuyor futbolda. Adam kötü oynuyorsa kaptan olsa ne yazar? Örnek ben Onur Karakabak'ı beğenmiyorum zaten. Şampiyonlar. Yok yok şu olarak diyorum. Sen hep bunu söylersin. Samsun'dayken falan da söylüyordun. Fofana kaptan yedek kalması aynen gibisinden ya. Şimdi adam kötüyse kaptan olması bir şey olmaması ama lazım. Ama kaptan alan oyuncu da yedek kalırsa takımda hiçbir ağırlığı olmaz ki. Bir de Onur Karakabak'ın birinci noktada lider bir kaptanlık özelliği yok. Sakin, sessiz bir oyuncu. Ben de katılıyorum. Bu takımda evet kaptan olabilecek oyunculara ben sana söyleyeyim mi? Şu anki mevcut ilk 11'de. Kim olur? Birincisi Veli Çetin, Uğur Adem, Gezer. Yani ikilisinden bahsediyorum. Üçüncü noktada aidiyet duygusundan dolayı Çektar Orhan. Yani yeni bile gelse fark etmiyor. Zaten bu takımın havasını biliyor. Daha önce geldi. Bu üç tane oyuncuyu koyarım ben. Ben Uğur Adem diyorum bu dediklerinden çünkü en agresifleri o. O yüzden. Kaptan dediğin agresif Veli olacak. Veli Çetin de tecrübeli, sakinliğiyle bu havaları bilen, o maçların stresini, havasını bilen, takımı yere geldiğimiz sakinleştirecek bir oyuncu. Uğur Adem Gezer'i ben şöyle söyledim. Şu anda performans olarak da iyi oynadığı için söyledim ama çok agresif de iyi değil. Takımı toparlaması lazım. Ama Veli çok efendi bir oyuncu. Veli işte tecrübesinden kaptan dolayı. Kaptan da çok efendi olmaz ama yok, ya. Veli, olur mu? Veli çok iyi. İşte o noktada tecrübesi çok fazla bu peki takımda. Ben her zaman ya agresif bir takımı yakar. Ahmet Spor'u sen geçen hafta söyledin. Bak yine kendi dedin seni vuracağım. Vur. Deplasman'da oynadığı maçlarda işte dedin ya sinirlerini çelik gibi olması lazım. Şimdi Uğur Adem'in bir kere Veli gibi Gökhan Alsan gibi. Gökhan gitti ama kaptandı ya. Gökhan agresifti. Yok şu anlamda söylüyorum. Anlatayım ben. Tamam. Kaptandı ya. Buraları bilen, tecrübesini bilen tabii, bir oyuncu olduğu için agresif de olsa yerini biliyordu. Veli o konuda senin dediğin gibi Uğur Adem'den daha tecrübeli i̇şte, oyuncu. Kesinlikle onu tercih ona katılıyorum. Işte, onu edeceksin. Ama Uğur Adem bu takımın asker oyuncusu. Ha ben Uğur Adem'i söyledim kaptanlık olarak ama önceliğini ben Veli ile Çektar'a veririm. Onu sana söyleyeyim. Net olarak yani. Ya ben Çektar adiyetten dolayı sakin bir oyuncu. Bak sakinlik bu taraflarda daha iyi. Zaten Ahmet Spor'un asıl şeyi deplasman maçları. İçeride bir şekilde alıyor da deplasmanlar Ahmet'i çok yakıyor. Orada takımın çok şey olması aynen lazım, dikkatli. Bu hafta mesela çok zorlu bir maç var. Sözcüye gidecek. Ya zor maç yani. Tabii. Kolay maç yok zaten. Sarıyer'e geçelim. Ya valla Sarıyer büyük hayal kırıklığı maalesef. Sarıyer'den bu sene ümitliydik sezon başında. Valla biz hep dedik yanlış hoca tercihleri bu noktaya getirecek. İlker Püren Zurna'nın son deliğiydi.
en kötü hocalardan birisi geldi. Doğru. Anasını ağlattığı takımın. İlker Pire'nin gidip de anasını ağlatmadığı takım kalmadı. Bak gidip de batırmadığı takım kalmadı. Sakarya Spor, Bandırma Spor, Ankara Spor, Iğdır FK, Keçiören Gücü 5, Sarıyer 6. 6 tane takım saydım. Ama ben bu konuda İlker Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Geçen de tebrik ettim. Alanlarda suç var. Ben sordum Sarıyer yönetimine. Neye göre getirdiniz bu hocayı? Bak neye göre? Ne dediler? Hayır, ben programda söyledim ya. Tamam. Sen de öyle. Tamam. Yok, ben hocayı özellikle kutlamak istiyorum. Niye? Abi nereye gitse başarısız oluyor. Hoca gene takım buluyor. Bu çok büyük bir başarı. Ya çok başarılı hocalar var. Takım bulamıyorlar. Boştalar. Vallahi hiç anlamıyorum. Güç bela takım buluyorlar. Bizim ülkemizde bazı hocalar var. Çok başarısızlar. Atıyorum burada başarısız oldular. Diğer taraftan gidiyorlar hemen. Teklif geliyor. Bu da çok önemli bir yetenek. İşte. Düşün yani. Ya her yerde bir de hani. Hani mesela bazı hocalar var ya. Bir de deve dişi takımlara gidiyor. Hep kafa takımlar tabii, yani. Tabii tabii. Mesela bazı hocalarımız var. 8 takımda çalışmış. İkisini çıkarmış. 6'sında başarısız. Orada derim ki en azından. Oradaki başarılarına istinaden belki güvenildi değil mi? Hani atıyorum. Ama İlker Hoca'ya bakıyorum. Her gittiği takımda başarısız. Bir de şöyle bir ama şey var. Ama sürekli takım buluyor. Bu da bence çok önemli bir yetenek. Ben hocayı özellikle tebrik etmek istiyorum. Bak ben kafa falan yapmıyorum. Her kimse yanlış anlamasın. Cidden ben seninle aramızda konuştuğumda da diyorum ya sana. Aynen. Helal olsun. Demek ki hocanın bir özelliği var. Bakıyoruz kaç tane hoca var. Başarılı hocalar var. Mesela başarılı. Kötü takımlardan teklif geliyor. Paralar aynen ödenmiyor. Tabii. Maddi imkanlar yok. İlker Pire'nin gittiği hiçbir takımdan maddi sıkıntı yok. Hep kafa paralı takım. Bak bir tane hoca söyleyeceğim. Sinan Yücer hoca. Yücer. Ha Yücer. Çok pardon. Ben hep karıştırıyorum. Yücer diyorum 2'ye ile. Hoca Afyon'a gitti bu sene. Afyon'da Ümit Özat'ın bir tabiri vardı Elazığ'dayken. Sabah harput kahvaltı. Öğlen köfteyi zor buluyoruz diye. Sinan Hoca'nın durumu da öyleydi. Tahta kapalı, kapanmak üzere gibi şu an. Oyuncuların hepsi gitti. Hoca 21 puan mı, 22 çıkarttı. Puan mı ne aldı? Tulum değil. Şapkadan Alaaddin'in şeyini çıkardı lambasından lambası, artık. Sihir aynen, sihir lambasını. Burada bakıyorsun İlker Püren'e. Iğdır'a gitti. Ya Iğdır bu ülkenin en rahat takımı değil mi şu anda? Süper Lig'deki birçok takımdan... 200 milyon TL yakın para harcandı. Bir de Iğdır'ın imkanları Süper Lig'deki birçok takımda yok neredeyse. Tesisleri, parası... Her yere özel uçakla neredeyse. Orada yapamadı. Sarıyer niye getirdi mesela? İşte ben sordum ya buradan. Allah aşkına o kadar takımın geçmişi var. Tabii. Bu ismi getirenler hiç mi görmüyorlar? Ben o gün de dedim buraya ya lobiyle geldi ya başka bir şeyle ben geldi. Ben de sana kardeşim burada enayi gibi diyorum ki hani yönetim sana ne dedi? Ben de zannediyorum yönetim cevap yok verdi. Hani bunu anlamak mümkün değil. İşte cidden hocayı kutlamak istiyorum. Takım bulabilmesi büyük başarı. Helal olsun. Kesinlikle ben öyle. Ben söyleyeyim. Ben makara da yapmıyorum. Bak kimse yanlış anlamasın. Tabii. Bak biz ciddi dedik ki diyorum. Ya bu benim kendi görüşümde. Deniz Spor, Derince, Anılköy, Uşak bana göre düşen takımlar olacak. Sen zaten 4 takım düşüyor. Ama Sarıyer ciddi anlamda şu an SOS veriyor. Yönetimin acilen reaksiyon alıp İlker Pirin Hoca'yı göndermesi lazım. Bir de Sarıyer ikinci hatayı yaptı. Sen Soner Hoca'yı da diyordun hep. Biz diyorduk burada. Biz Soner Hoca geldiği zaman da Sarıyer playoff'a yakınken dedik ki gelmeden önce. Doğru bir hoca gelsin. Tabii. Cüneyt Hoca'dan sonra playoff'a en fazla 5-6 puan farklı devreye girsin. Kaliteli 4-5 tane hamle yapsın. Sezon sonuna kadar playoff'u kovalasın. Soner Hoca gelince dedik ki playoff şansı kalmadı. Eğer Soner Hoca gidip iyi bir hoca gelirse o zaman belki tekrardan konuşabiliriz dedik. Gitti eteri geldi beteri noktası oldu. İlker Pirin Hoca gelince de bu takım düşman adayı dedim ben. Bir de şöyle bir durum var. Sarıyer ilk defa para harcadı yıllardır. 18-19 sezonunda en son playoff oynamıştı. Sakarya Spor'a, Dilaver Sakarya'da oynuyordu evet, hatta. Evet, Dilaver güçtü. Berk İsmail de oradaydı. Ferhat Yazgan falan. Tabii tabii doğru. O seneden sonra belki de Sarıyer ilk defa belli bir kadro yaptı. Para harcadı gibi. Aynen. Ama iyi de gidiyordu zaten. Sezon başlangıcı iyiydi. Cüneyt Hoca gitti falan aynen. Takım çok sıkıntılı bir duruma geldi ve Sarıyer Allah korusun en çok hani son dönemde en çok para harcadığı yılda küme düşerse bu çok büyük başarısızlık olur yani. Tabii ki yani onu o belirtelim. Yüzden ciddi anlamda problem yaratıyor bu. Ben tekrardan Ahmet Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii yönetime ki tekrardan çağrım budur. Ahmet Spor Ahmet Radyo TV'de maalesef sınıfta kalmıştır. Doğru. Filbox'tan daha da kötü bir nokta olmuştur. Maalesef. Yani hiçbir maçın artık özrü haftaya düzeleceğiz, haftaya daha iyi olacağız noktasına takılmadan bence gerekeni yapmaları gerekiyor. Buradan tekrardan söyleyeyim. Eğer Ahmet Spor, Ahmet Radyo TV aynı Karkas Medya gibi güzel bir yayın verse bugün onları dövecektir. Tabii canım.
Biz manyak mıyız? Güzel yapılan şeyi niye kötü hatta bir kendi şey aramızda konuşmamıza ben dedim. Adamlar iyi yayın yaparsa ben burada. Derim ki tabii güzel ki bir yayın oldu, tebrik ediyoruz ama yayını izleyemedik ya. İzleyemedik yani. Onu söyleyeyim. Sana son bir soru soracağım, tabii, öyle kapatalım. Bu hafta içi yönetimden, Aziz Elaldı Başkan ve ekibinden taarruz bekliyor musun? Yapması gerekiyor. Yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Kulağına duyum geliyor mu? Duyum gelmedi şu an ama anladım. Duyum geldikçe zaten özel haber hep veriyoruz. Doğru. Haberlerimizde hep gerçek çıkıyor. Nokta atışı zaten. Tekrardan da bununla ilgili söyleyeyim. Eğer gelişme olursa zaten şeyimizde, Instagram hesabımızda ve Twitter hesabımızda paylaşacağız. Bakalım. Ahmet Spor'dan gelişme bekliyoruz. Hani oyuncu aynen lazım. Özellikle ben forvet alınmalı diyorum zaten. Forvet, kanat acilen şart. Doğru. Kesinlikle öyle. Ağzına sağlık. Kapatacağız. Aynen. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ahmet Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Yeni transferlerin tekrardan hayırlı olmasını diliyoruz. Sarıyer için acilen reaksiyon alınması gerekiyor. Doğru. İlker Püren'de bu olmaz. Tekrardan da söylüyorum. Sana da teşekkür ediyorum. İzleyen herkesten de bol bol beğeniyorum. Katıl butonumuza destek. Rica çünkü Ahmet Spor özel programlarımız devam edecek. Onlardan yoğun destek bekliyoruz. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum ben de sana, sağ ol. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür edelim öncelikle. Ahmet Spor'da kutlayalım aldığı değerli galibiyetten dolayı. Hem Diyarbakır'a hem de Sarıyer'e selamlar olsun. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.